Belediye TV'den, Kitap Günlerinden, Pazar Pazarı Fuar Alanından herkese merhaba. Sevgili seyirciler, 7 Ekim'de kapılarını açan Kitap Günlerine özel canlı bağlantılarımız ve yayınlarımız Belediye TV'de devam ediyor ve Kitap Günleri bugün 7. gününde kapanış programında önemli isimleri ağırlayacak. Bizler de sizlere bu güzel atmosferi canlı yayınlarımızla an be an aktarmaya devam edeceğiz. Kitap günlerinin son günü artık ve bugün İlber Ortaylı Aksaray'da olacak. Aksaraylı kitapseverlerle buluşacak efendim. Ve İlber Ortaylı hayranları şimdiden yerini almış durumda ve sabırla burada bekliyorlar. Seni tanıyalım. Merhaba, ben Esra. Asya Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Öyle İlber Ortaylı'yı çok seviyoruz. Bayağı televizyondan falan, sosyal medyadan da takip ediyoruz. Kendisi biz gençler için çok böyle yol gösterici bir yazar. O yüzden geldik, heyecanla bekliyoruz inşallah. Peki Esra, bugün mü ziyaret ettik kitap günlerini, daha önce dolaşma fırsatı buldun mu? Daha önce de dolaştım, aynen geldim. Peki organizasyonla ve kitap günleriyle ilgili neler söylemek istersin? Öncelikle çok teşekkür ediyorum belediye başkanımıza, valimize böyle bir imkan sundukları için bize. Şahsen ben kendim ilk defa bir kitap günlerine katıldım. Böyle bir fırsatı yakaladım. Kitaplarla tanıştık. Yani bir de biz kendi bölümümüzden dolayı böyle kitaplarla çok haşır neşiriz. Bulamadığım kitapları bulmak zorunda kaldım. Buldum yani. Çok iyiydi. Çok güzel. Öğretmen adayı olarak burada olmaktan mutlusun. Aynen. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Merhaba. Merhaba. Ben de Zeynep. Ben de Türkçe öğretmenliği. İkinci sınıf öğrencisiyim. Kaç gündür İlber Ortaylı'yı bekliyoruz bize. O yüzden sabah erkenden geldik. Öyle. Yerimizi aldık. Aynen. Buradan yerimizi kalkmayacağız aldık. Diyorsunuz. Kalkmayacağız. Hayır, kesinlikle. Peki efendim, kitap günleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Bence çok güzel bir aktivite oldu. Hani küçük şehir olduğu için pek bir yapılacak bir şey yok burada. Hani çok güzel bence, yani iyi bir şey oldu diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz organizasyonla ilgili? Valla organizasyonla ilgili aslında çok iyi bir şey. 3 yıldır sürekli oluyor ve biz de çok seviyoruz gelmesini. Hafta içi de geldik. Hafta sonuna geliyoruz. İlber Ortaylı için geldik. Çok seviyoruz onu da. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz bu programı yaptığı için. Biz teşekkür ederiz. Yazın denize gidilir diyor. Kışın kardan adam yapılır diyor. Hangisini alalım, hangisini istiyor? Bunu alalım, tamam. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Oğlunuzla kitap günlerindesiniz. Evet. Pazar sabahı geldiniz. Artık kapanış programı, kitap günleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi çok faydalı bir şey yani çocuklar için, genel olarak şey yani okumak için çok faydalı bir şey yani. Peki. Ne diyebilirim? Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz kitap günlerini? Artık bugün son gün ve kapanış programı gerçekleştirilecek. Daha önce ziyaret ettiniz mi bugün dışında? Evet, geldim. Hayati İnancın geldiği gün gelmiştim o gün. Ama kendisini pek göremedim. Çok kalabalıktı. Evet, gerçekten büyük bir izdiham yaşandı. Aynen. Peki genel olarak kitap günleri ve okumakla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani bence güzel bir şeydi. Aksaray'a daha bir hani katkısı oldu. Herkes farklı yazarlar gördü. Farklı hani kitap okumak alışkanlığını bence biraz da kazandırdılar. Kitabı sevdirdiler. Ben zaten kitap kurdu birisiyim. Yani kitap okumayı çok severim. Herkese de öneriyorum yani kitap okumalarını bence. Peki, okusunlar. Teşekkür ediyoruz. Kitaplarla dolaşıyorsunuz. Evet. Kitap günlerindesiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ya çok mutluyuz şehrimizde böyle bir şey olduğu için. Çok seviyoruz zaten kitap okumayı. 6 yaşında bir kızım var. Şu an ona kitap bakıyorum. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Peki. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kitap günlerindesiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Bugün kapanış programı gerçekleştirilecek. Evet. Artık son gün. Valla belediyenin tabii iyi bir hizmeti. Kitap herkesin, her yaştaki insanın kültürünü geliştirmek için iyi bir aygıt. Sonuçta yılda bir de olsa böyle şehrimizde bu tip fuarların olması insanları olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum. İnşallah kesilmeden devam eder. Peki, teşekkür ederiz. İyi günler.